Ara ara Yaşar da gelsin buraya. Bugüne kadar pis işlerinizde kullandığınız ne kadar adamınız varsa hepsi gelsin buraya. Benim bu saatten sonra kimseden korkum yok. Kerim. Artık hesaplaşma zamanı Reşat Yaşar'ın. Yapmış olduğun her şeyin tek tek hesabını vereceksin. Ya sen mi bizden hesap soruyorsun be? Bizden aldığın paraları cebine koyarken hiç sesin çıkmıyordu ama. Doğru, kabul ediyorum. Evet, ben öyle bir hata yaptım. Hepimiz senin boş boğazlığına cezasını çekiyoruz. O herife silah verdiniz, beni öldürtmek istediniz. Çünkü ben ölürsem Fatma Gül yalnız kalacaktı. Onun sesini böyle kesmek istediniz. Ama Mustafa bana her şeyi anlattı. Hiçbir şey ispat edemezsin. Mustafa ruh hastasıydı. Sen de en az onun kadar hastasın. O zaman size müjdeli bir haber vereyim. Polisin elinde sizinle ilgili çok sağlam deliller var. Öyle değil mi Peri Hanım? Belki Selim Erdoğan gelmiştir. Hadi gidip bakalım. Kalbim duracak. Reşat Yaşar'a. Evet, buyurun. Hakkınızda tutuklama kararı var. Ya ne oluyor, neler oluyor? Şu kararı görebilir miyim? Ben avukatıyım. Siz minoriterci misiniz? Evet. Siz de bizimle gelin lütfen. Geleceğim tabii, geleceğim. Alo Kerim. Oğlum bak, lütfen kendi başına iş yapmaya kalkma, olur mu? Bir aptallık yapma. Telefonlarımız dinleniyordu. Polis senin nerede olduğunu biliyor şu an. Onlardan haber bekle, seni yönlendirecekler. Ona göre hareket edersin. Tamam mı yavrum? Bak çok güzel gelişmeler oldu. Polis Hacer'i yeniden sorguya aldı. Sonra eşi Yaşar Anlar'la olan kısmı açığa çıktı. Tamam mı yavrum? Bak dinliyorsun beni değil mi? Susma hakkına sahipsiniz. Ancak kimliğinizle ilgili sorular için doğru cevap vermek zorundasınız. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tayin edecek durumda değilseniz, baronun tayin ettiği avukat size yardımcı olacaktır. Daha yeni başlıyoruz.